الفاتحة. Sayın Bakanım, çok değerli milletvekilimiz, derneğimizin kıymetli başkanı, sivil toplum ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Şimdi elbette ki dernek olarak faaliyet yapıyoruz. Bu bir sosyal faaliyet, bir dayanışma ama önümüzde de bir seçimler var arkadaşlar. 23 Haziran seçimleri. Biz de Trabzonluyuz. Bize yer yer Trabzon diyoruz. Bizim de Trabzonlar olarak liderimiz burada. Eskiden bu yana her zaman derler, Trabzonlar bu ülkenin çimentosudur. Şimdi biraz daha bu ülkenin çimentosu olacağız. 31 Mart seçimleri öncesinde Binali Bey buraya gelmişti. Ben demiştim ki, yolları böleriz, ülkeyi böldürmeyiz diyen Binali Başkan'a İstanbul'da desteğimiz tamdır demiştim. Bugün değerli arkadaşlar, bugün elbette ki sivil toplum örgütüyüz. Ama duyuyorum bazı abilerimiz, bazı hemşehrilerimiz, ya bizden böyle dengeci olmamızı istiyor. Biz dengeci olmaz arkadaşlar. Biz doğrunun yanında oluruz. İstanbul'a gelirken Cenab-ı Allah'a güvendik, İstanbul'a geldik. Biz hiçbir zaman da gücün yanında olmadık. Bugün doğrunun yanında olduğumuza inanıyoruz biz. Bizim duruşumuz Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu olduğu yer. Bize her yer Trabzon diyorum. Bizim durduğumuz yer Süleyman Soylu'dan yazılıyorsa orada duruyor. Bugün de orada duruyoruz, yarın da orada duruyoruz. Ben desteklerinizden dolayı bizi kırmadığınız için, gecenin bu saatinde bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz de sizin her zaman yanınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Saygılar. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Dernek Başkanım, çok değerli Trabzonlu hemşehrilerimiz ve çok değerli katılımcılar, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Rabbim Ramazan ayının feyizinden yararlanan kullardan etsin. Kadir gecemiz mübarek olsun. Ramazan bayramımız şimdiden kutlu olsun. Sayın Başkanımız gerekeni söyledi. Allah'ın izniyle de 23 Haziran'da da çifte bayram yapmış olacağız. İlk önce Ramazan bayramını, 23 Haziran'da da demokrasi bayramını yapacağız. Ve her şey zaten güzel, çok çok daha güzel olacak. Hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli ilçe başkanım, değerli dernek başkanım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları. Velhasılı gecenin bu saatinde buraya gelip burayı anlamlandıran, bereketlendiren, güzellik katan değerli hemşehrilerim, her ne kadar Sivas doğumlu olsak da ortak noktada Trabzonspor olunca hepinize hayırlı geceler diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında bana en fazla kalp kuvveti veren hemşehrilerin arasında ilk sırayı Trabzonlular almıştır demiştir. Seçmek için anlamak, anlamak için mukayese etmek, mukayese de irfan ve hikmete dayanır diyor. Trabzon insanı irfan sahibidir, hikmet sahibidir, basiret sahibidir ve vicdanı da kuyumcu terazisi gibi hassastır. Yani kendisi için yüreğe yanan ve yanmayanı, kendi değerlerine bağlı olan ve olmayanı, laf üretenle iş üreteni bilir, ona göre karar verir ve bu kararda milletin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarının yanında olmaktır diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Burada bulunan çok değerli derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin hem başkanları hem de yöneticileri ve yine hanımefendiler ve beyefendiler, bir gece vaktinde, bir sahur sofrasında Cenab-ı Allah nasip etti. Hep birlikteyiz. Kuyumağı da yedik. Kim tutar beni bu saatten sonra? Hakikaten biraz önce Sayın Milletvekilimiz de ifade etti. Değerlerine bağlısı, samimiyet ve sadakat içerisinde bugün bu sahur sofrasında bir Ramazan bereketiyle birlikteyiz. Şimdi hem ülkeleri, hem devletleri, hem milletleri manevi kuvvetler ayakta tutar. Maddi kuvvetin ölçeği bir noktaya kadardır.
manevi kuvveti oluşturan işte şu gördüğümüz tablodur. İstanbul, herkesin İstanbul'u oldu. Herkesin. Haliç'te, Gaziosmanpaşa'da oturuyoruz biz. Haliç'in kokusu bizim eve gelirdi. Rüzgar estiği zaman. Haliç'in kokusu. Zaten Haliç'ten hiç geçmezdik. Hep Edirne kapıdan giderdik. İstanbul, büyük bir medeniyet zenginliği içerisinde bir yoksulluk yaşardı. İstanbul'u ellerine, yüzlerine bulaştırmışlardı. Dünyanın en kirli metropollerinden birisiydi İstanbul. Anneler çocuklarını okula göndermezlerdi. Şu anda dünyanın en iyi, üçüncü temiz metropoldür İstanbul. Endişem ve korkum şudur. Çok net söylüyorum. 23 Haziran seçimleri üzerinden, İstanbul üzerinden ve İstanbul'un gücü üzerinden bir ideoloji kamplaşmayı burada başlatmak, bir siyasal çatışmayı başlatmak, siyasal kavgayı körüklemek ve aynı zamanda İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin önümüzdeki istikrar dönemini gri bir alana sürüklemek. Ben bundan endişe ediyorum. Biz İstanbul'u bu zihniyete teslim edemeyiz. Edilmemesi gerekir. Ha, bu zorlaşırken değil, demokrasiydi. Onun için de gayretimizi, mücadelemizi ortaya koyma konusundaki irademizi sergilememeliyiz. Biz bugüne kadar sizi mahcup etmedik. Etmeyiz de. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar sizi mahcup etmedi. Başkanım Allah razı olsun. Benim söyleyeceğimi, söylemek istediğimi kat be kat hem de açık yüreklerle ifade etti. İstanbul seçiminin önemini siyaseti az, çok, eksik bilen bir kardeşiniz olarak farkındayım. Ne olursa olsun. Bir kişiye anlatabilme hakkımız varsa bunu ona anlatacağız. Bu vesileyle aslında burası hakikaten açıldığı zaman da çok güzel bir ev sahipliği yapacağı belliydi. Bugün de bundan önce de çok güzel ev sahipliği yapacağı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Allah sizden razı olsun. Bir kere buraya katkı koyanlara tekrar tebrik teşekkür etmek istiyorum. Burayı bu hale getirenlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aslan yattığı yerden belli olur. Hakikaten burası hem hemşehrilerimize yakışır bir mekan oldu, hem yüz akımız oldu. Minnetimizi, şükranımızı ifade ediyor. Allah sayınızı ve adedinizi artırsın diyor. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bizim tarafa gelsin. Buyurun.